Geçtiğimiz günlerde Bursa'da alkol kullanımının yol açtığı tahribatlarla ilgili olarak Yeşilay Cemiyetimiz, Büyükşehir Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğü olarak gerçekleştirdiğimiz bu sempozyumu ben çok önemsiyorum. Çünkü bu kadar hassas bir konunun gündeme getirilmesini ve özellikle ilimizde bunun gündeme taşınması bizim açımızdan gerçekten onurlu bir davranış olarak ben algılıyorum. Her şeyden önce bunu bir sosyal sorumluluk projesi olarak gördüğümüzü ifade etmek istiyorum. Tabii alkol dediğimiz zaman, alkol kullanımı dediğimiz zaman o noktada biraz hassasiyetle üzerinde durmamız gerekiyor. Çünkü biliyoruz ki birçok tıbbi olarak hastalığın nedeninin alkol olduğu ispatlanmış durumda. Bugün neredeyse 60'a yakın hastalığın temelinde alkol var. Diğer taraftan da aile içi şiddetten, işte trafik kazalarının nedenlerine varıncaya kadar, diğer taraftan sosyal bir sürü yaranın temelinde de maalesef alkol kullanımının olduğunu biliyoruz. Böylesine hassas bir konuyu tabii ki gündeme alıp bununla ilgili olarak alınması gereken tedbirleri enine boyuna tartışmamız ve alınması gereken tedbirler konusunda ciddi bir çalışmanın yapılması gerektiğini de vurgulamak isterim. Bakanlığımız bu konuda çok ciddi adımlar atıyor. Ulusal Alkol Kontrol Eylem Planı dahilinde 2006 yılından itibaren bir dizi tedbirler gündeme getirdi. Bunların bir kısmı uygulanmaya başlandı. Ama bu konu üzerine biraz daha fazla gidilmesi gerekiyor. Sayın Başbakanımızın desteğiyle İstanbul'da bununla ilgili biliyorsunuz bir toplantı gerçekleştirildi. Dünya Sağlık Örgütü'nün de desteklediği, Yeşilay Cemiyetimizin de içinde olduğu ve Sağlık Bakanlığımızın da organize ettiği bu toplantıyı çok önemsiyoruz. Bu ciddi toplantıdan sonra bu işin üzerine daha da fazla durulacağını düşünüyoruz. Tütün Alkol Piyasası Denetleme Kurulu'nun bu konuyla ilgili çok ciddi çalışmalar olduğunu da biliyoruz. Zannediyorum bundan sonraki dönemde de Sağlık Bakanlığımız bu konu üzerine daha fazla gidecektir. Bizler de Sağlık Bakanlığı'nın illerdeki temsilcisi olarak bu konuda üzerimize düşen çalışmayı yapmaya hazırız. Bu konu gerçekten önemli. Maalesef gençlerimizde ciddi bir yöneliş var. İlk öğretim çağına kadar inmiş durumda bu kullanım alışkanlığı. Bu ülkemiz için hiç de iç açıcı bir durum değil. Batı ile beraber ülkemizde de giderek yaygınlaşan bir alışkanlık. Yapılan bir çalışmada ilk öğretim çağındaki kullanım alışkanlığının %15'lere çıktığını maalesef üzülerek tespit ediyoruz. Orta öğretim çağında bu oranın %45'lere 50'lere çıktığını ve üniversite çağında da giderek bu işin arttığını maalesef tespit etmiş durumdayız. Dolayısıyla bu gidişe bir dur denilmesi gerekiyor. Yani gençlerimiz nereye gidiyor? Bu konu çok önemli. Ülkemizin geleceği, yani bu konuda ciddi adımlar atılması lazım. Ciddi tedbirler alınması gerekiyor. Tabii bu konuda her şeyden önce ailelere ciddi iş düşüyor. Ailelerimiz bir defa çocuklarımızı bu konuda iyi eğitmeler lazım, bilinçlendirmeler lazım. Hakeza okul çağında öğretmenlerimiz bu konuda ciddi bir bilinçlendirme yönelik eğitim çalışmaları yapması lazım. Belki de milli eğitimin bu konuda alması gereken tedbirler var. Gene sivil toplum örgütlerimiz bu işin içinde olmalı ve ciddi bir şekilde de bu konuya eğilmeli ve gençlerimizi maalesef bu alışkanlıklardan kurtarmaya yönelik ciddi çalışmalar yapılması lazım. Topyekün olarak, yani sivil toplum örgütü, devlet, aile hep beraber bu işin üzerine gitmemiz lazım.